şöyle pişmiş yemeğimiz. Artık ciğerimiz kıpkırmızı pişti. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Köydeyiz, işlerimizin başındayız. Şöyle Marmaris'ten, işte Marmaris'e gitmiştik, bayağı orada kaldık. Gelirken de Denizli'nin Kale ilçesinden geçiliyor. Biz oradan geçiyoruz. Oranın da biberleri meşhur. Şöyle kaleden biber aldık. Kale biberi. Bunları böyle bütün bütün diziyorum. Sapından, hiç buralarını kesmeden bu şekilde gölge bir yere asacağım. İnşallah kurur. Daha önce de videoları çekmiştim ben oradan kalede işte bir böyle biber satan yerden. Daha önceki videolarımda var. Yani bakmak isterseniz. İşte oranın biberi çok meşhur kalenin. Zaten kaleye girdiniz mi her yerde biberler böyle asılı. Bunu işte oradan aldık. Birkaç gün oldu bunu alalı ben de. Artık şöyle dizi vereyim. Biraz daha kızardı. Bakın önce bunlar böyle yeşil oluyor. Sonra durdukça kızarıyor. Ben biraz kızarsın diye beklettim. Artık bugün şöyle dizi veriyorum. Daha önceden ben bunun kurusunu alıyordum. Yani kuru denk geliyordu. Şimdi bugün de yani bu sefer de böyle yaş varmış orada. Diziyorlarmış hatta. Dedim böyle alıp da deneyeyim bakalım kuruyacak mı bizim burada. Yani uşak biraz daha oraya bakınca serin. Şöyle kurur mu kurumaz mı bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim. Bunları sapından dizeceğim. Hiç bu başka yerini kesmeyeceğim. Arkadaşlar kışlık şeylere başladık artık. Kışlık hazırlıklarına. Birer ikişer elimizden geldiği kadar böyle kurutacağız, dizeceğiz. Şu şekilde. Bu şekilde asılacak. Artık ben bunu dizeyim. Sapı olmayanları dizmiyorum. Şöyle yaralı olanları da dizmiyorum. Saplarından dizeceğim çünkü. Bu biraz yaralı. Şöyle düzgün, gayet düzgün olanları dizeceğim. Çünkü yaralı olanlar çürür. Maşallah şuna bak ne güzel. İşte bizim salçalık bibere benziyor ama ondan değil bu. Kapya bibere benziyor da bu biraz daha değişik. Çünkü o biraz koyu yeşil oluyor. Bu bakın açık yeşil. Bir de şöyle biraz şekli de farklı. Kışın bunun kurusundan dolma falan da yapılıyor. Artık ister yemek yaparız böyle haşlayıp kavururuz. İster şöyle düzgünlerinden dolma da yapabiliriz. Bayağı da büyük oldu bu. Artık ben bunu dizeyim. Asarken göstereyim yeniden. Kale biberini de oraya dizdim, astım. Bakın şöyle tavana. Artık burada bu kışa kadar kurusun. İlk defa deniyorum işte kurursa bu. Bundan sonra böyle yeşilini alıp da kale biberinden de dizeceğim. Hiç kesmeden. Artık bu sene deneyip göreceğiz.
Bugün bamya yemeği yapacağım. Bahçemizden topladığım bamyalardan. Biraz tazelerini dondurucuya ayırdım. Büyük olanları. Aslında kart değil, taze de biraz büyümüş. Onları da yemek yapacağım. Şöyle soğanımı koydum. Şuraya domatesimi doğradım. Soğanı kaldırdım. Hemen domates koyacağım. Buraya kuzinenin demirinden, eski kuzinemizin demirinden yer yaptım. Artık yemekleri bundan sonra burada pişireceğim. Şuraya da çaydanlığı koydum. Suyu ısınsın. Soğanlarımız kavruldu artık. Domatesleri kabuklarını soydum. Şöyle doğradım. Aslında rendelenebilirdi ama böyle doğrayınca daha hoşuma gidiyor benim. Bazen de doğruyorum. Artık yemeğimizi pişirmeye başlayalım. Şöyle domatesimiz bayağı kavrulmuş. Şimdi bamyalarımı da koyayım. Şöyle doğradım. Aslında bamya doğranmaz derler ama bu biraz uzun uzundu. Doğradım. Taze bu böyle de güzel olur. Şöyle birazcık kavrulsun. Oruk suyum var şurada. Şurada da oruk suyum var. Birazdan onu koyacağım. Birazcık kavrulsun. Limon unutmuşuz. Limon yok. Burada köydeyiz. Limon olmayınca ben de bahçeden koruk yoldum geldim. Onların suyunu çıkardım. Şöyle biraz pişsin. Birazcık kavrulu verince şu koruk suyumuzu koyacağım. Ateşimiz azalmış mı sanki? Yemeğimize bakalım bakalım. Şöyle birazcık bamyamız kavruldu. Şimdi koruk suyum vardı. Şöyle koruk suyunu koyuyorum. Ekşi yerine, limon yerine. Biraz da tuz koyuyorum. Artık pişsin. Yemeğimiz şurada da suyumuz ısınıyor. Belki çay yaparız birazdan. Şöyle. Yemeğimize bakalım bakalım. Şöyle pişmiş yemeğimiz. Şöyle çok güzel olmuş. Artık ben ocaktan alayım. Soğuyunca da yemeğimizi yeriz. Şöyle. Kurbandan ciğerimiz vardı. Arkadaşlar onu şöyle güveçte kavuruverelim dedim. Birazcık da şöyle et vardı. Yağ. Önce yağı kavurdum. Şöyle ufak kemikler de vardı. Onları da attım. Ciğerle hepsini beraber kavuruvereceğim. İşte kalbi, böbreği falan da vardı. Hepsini bir artık pişsin yavaş yavaş.
bakın şöyle ciğerimiz bayağı kavruluyor, kıpkırmızı oldu bakın. İşte önce yağını kavurdum da şöyle birazını aldım, fazlaydı yağı. Yağları kızardı kıpkırmızı. Biraz ciğer de kızarsın, iyice pişsin. Ondan sonra alırım. Kavurma arkadaşlar böyle bol yağlı güzel oluyor. Yağlı olmazsa yapışıyor, dağılıyor gibi oluyor. Güzel olmuyor. O yüzden bayağı bol yağ koydum buna ben. Şöyle ocağımızın altını yakayım. Ocakta bana iyi oldu buraya. Hemen koyuveriyorum yemekleri. Şöyle kapağını da kapatayım. Şöyle bahçemize. Bakın burada biber kurularım. Dizmiştim daha önce. Şunlar acı biber. Bunları kesmeden dizdim. Bakın onlar daha yeşil. Bunlar kesildiği için kurumuş. Ciğerimiz kıpkırmızı pişti. Şimdi alacağım ocaktan. Yapmamız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Şöyle. Ocağımız hala yanıyor. Kabağımızın çiçeği de ne güzel açmış. Şurada bir tane kabak olmuş. Kabak çiçeği çok seviyorum ben, kabak çiçeğini. Çok güzel oluyor. Kabaklarımızı sulayamamıştık, bu bal kabaklarımızı. Arkadaşlar o yüzden kuruyordu neredeyse. Buraya eşim damla sulama bağladı. Maşallah o zaman bayağı güzel oldu, canlandı. Ve döküyor her yerinden. Şöyle maşallah. Bakın. Artık bu sene kabağımız yok, dökmeyecek. Herhalde diyordum. Ama dökmeye başladı artık. Şöyle bakın. Geç oldu ama artık bunlar erer mi? Bal kabağı olur mu bilmiyorum da. Ermezse, bal kabağı olmazsa bile dökmelik falan olur. Yine de şöyle bakın. Maşallah her yerden kol attı. İşte arkadaşlar her şey suyla oluyor. Su oldu mu her şey oluyor. Su olmadı mı olmuyor. Ben bunları sulayamamıştım. Bayağı dökmüyordu hiç. İşte damla sulama bağlanınca, bol bol sulanınca her taraftan dökmeye başladı. Şöyle bakar mısınız küçücük. Ama bu biraz kurucak gibi. Bazısı da döküyor. Şurada var bir tane. İşte şöyle döküyor. Bakın nasıl. İşte bu değişik bir şekilde. Kabağın cinsini bilmiyorum. Bayağı 4-5 çeşit kabak vardı. Onlardan ekmiştim. Çeşit çeşit çıkıyor. Şöyle. Bakın bayağı güzel oldu. Her yeri sardı. Bakın şu nasıl. Çok değişik. Böyle bunun cinsi mi böyleydi bilmiyorum. Artık nasıl olursa. Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Şöyle bakın aldı götürdü her yeri maşallah. İncirlerimiz de artık birer ikişer olmaya başladı. Şöyle.
Bakın hemen kuş yemiş. Yemeye başlamış yani. Bunlar güzel olmuş. Şöyle sepetim, incir sepetim vardı. Bunu biraz toplayayım. Olmamış da şöyle olanlar da kar yağdı var da yetişemeyeceğim herhalde. Elimde telefon varken alamıyorum. Artık ben şöyle biraz toplayayım. Şöyle bayağı var maşallah. Bahçemizin biberleri maşallah çok güzel oldu. Bakar mısınız? Şıkır şıkır döktü hepsi. Şöyle. Biberlerimiz var. Bunları işte toplayıp birazını dizerim. Birazını yemeklik kışa dondurucuya koyarım. Arkadaşlar şöyle biberlerimi atladım. Bunları yemeklik ayırdım. Şöyle incirimizi de topladım biraz. Bunlar şöyle tazelerinden yemeklik ayırdım. Biraz da şuraya dizdim. Bakın şuraya da dizdim. Bunlar da işte birazdan asacağım. Şöyle 2-3 dize oldu. 3 dize oldu. Bunları da asacağım. Yani biberlerimizi bugün şuraya sereceğim işte. Bunlar geçen hafta dizdiklerim. Bayağı kurumuşlar. Buraya bunları belki alırım. Buraya da yeniden yeni dizdiğim biberleri sererim. Şöyle işte bu köyümüzün işleri böyle.